Mekandan kredi kartı dökümlerini hissettik. Şef garsonun bahsettiği adam. Cengiz Gencer. Eski sabıkaları da bayağı bir kalın. Adam öldürmeye teşebbüs, haraç, darp vesaire vesaire. Peki Seray'la olan ilişkisini diğer tanıklarla doğruladık mı? Evet Rıza baba. Seray'la Cengiz neredeyse 6 aydır beraberlermiş. Adam acayip aşıkmış Seray'a. Onun için her şey yapabilecek kadar aşıksa... Sabıkalarını da düşünecek olursak... Muhsin'i gözünü kırpmadan ortadan kaldırabilecek bir adam bu Cengiz ha? Peki Seray'ın azmettirici olması da mümkün değil mi Rıza baba? Bu oldukça yüksek bir ihtimal ama elde kanıt yok. Kızın amcasıyla ilgili ne yapacağız? Suç oluşmadı belki ama Yahya da Muhsin'i cinayete azmettirdi. Nasıl ispat edilir ki bu? Şimdilik edilemez. Ya ailesi yeniden üstüne giderse Seray'ın? Muhsin'i de kaybettiler. Daha da hırslanırlarsa. Benim istediğim de bu zaten. Nasıl yani? Hakkında azmettirme şüphesi de olsa Seray'ı koruma altına alacağız. Böylece hem Cengiz'le kuracağı teması çözebiliriz... Hem de ailesinin bir dahaki saldırısında elimiz kuvvetli olur. Bütün bu gelişmeleri beklemek uzun sürmez mi? Sanmıyorum. İçimden bir his, herkesi aynı kutuya sokabiliriz diyor. Zaten koruyoruz Seray'ı. Evin önünde 24 saat polis bekliyoruz Rıza baba. Bize düşen sadece beklemek mi o zaman? Hayır. Resmi değil, sivil korumayla izleme uygulayacağız. Yanına birini yerleştireceğiz kızım. Birini mi, kimi? Girip çıktığı yerlerde kadının yanında olacak, göze batmayacak biri. Murat mı? Neden olmasın? Neden olsun? Dansöz bir kadının yanında ne işi var benim kocamın Rıza baba? Mesleğin cilvesi Zeynepçi, üzgünüm. Ben de üzgünüm demek isterdim ama hiç de yalan söyleyemem ki. Çok konuşma. Tamam tamam kızma. Hem vazife. Öyle değil mi Rıza baba? Elbette elbette. Kıyamam sana ben. Ben kıyacağım bir gün ama ne zaman acaba? Evet. Hazırlıklar hemen başlayalım. Biz de şu Kamil'in sorgusuna devam edelim Engin. Tabii Rıza baba. Az bir işimiz kaldı zaten. Biz gidiyor muyuz bari? Hadi. Kadın millet abicim. Ötünün meselesine fena takmıştı Bora. Belediyenin ihalesi için bir bizim paravan firma kalmıştı. Bir de Lütfü'ninki. Olay gecesini anlat bize. Senin depoya nasıl götürdünüz Lütfü'yü? Adamı orada sıkıştırdık, bana mısın demedi. Dışarı çıktı sonra. Arabasına bindiğinde Tamer'le bir adamı bindi yanına. Depoya mı götürdüler adamı? Evet. Biz de Bora'yla beraber gittik. Sonra? Adam fena dayak yedi. Tamer'le Bora aldılar araya. Belki 2-3 saat. Sen ne yaptın bu arada? Arkana yaslanıp izledim değil mi? Tabii. Senin için normal bir sahneydi. Çünkü ortağın Bora'yla her zaman yediğini salt. Sindiremediğin adamı tepele. Kanunuz bu değil mi? Bana şu Tamer'in yerini söyle. Ama bir defa da söyle çünkü iki defa sormaya sabrım yok. Kadın avukat sert çıktı. Nasıl bir gruba çattıysak? Polis ayrı, avukat ayrı. Elimize attığımız adam taş kesiliyor. Taş kesilse ne yazar? Bak işte Mesut komiser köprüyü bekliyor. Zar zor kıpırdatabildik adamı yerinden. Şu dava üstümüze kalmadan kapansın. Başka bir şey istemiyorum artık. Diğer işlerle de uğraşamadık ne zamandır. Düşünecek hal kalmadı ki. Karar duruşmasından sonra Kamil'i ararız. Belediyedeki adam yoklayıp duruyor ihaleyle ilgili. Tamer bu oto yıkamanın ortağıymış. Sürekli burada takılırmış başkomiserim. Takıldığı yerden söküp alacağım ben onu. Buyur abi, hayırdır? Tamer nerede? Tamer mi? Evet. Tamer işte oğlum, patronun nerede? Patronum bugün gelmedi abi. Bak aslanım, adam gibi konuş. Buradayız artık. Kimseyi de korumaya çalışma, tamam mı? Şurada abi, arabanın içinde. Hangi arabanın içinde? Şu gri olan abi. Adama bak, resmen duman altı. Şimdiden yakmaya başlamış demek ki kendini. Şşş. Tamer, çık dışarı. Gidin başımdan be. Şşş. Çık lan dışarı. Çık. Gidin be. Tamer, çık diyorum sana. Git başımdan be. Seni almadan gidin hiçbir be. Yere gitmem. Ne çık. Oluyor ya? Çık ne oluyor? Dışarı çık. Yürü. Pis herif, yürü. Bizimkiler nerede? Hüsnü abi eve kaçtı. Rıza baba da Ali'yi alıp çıktı. Bir işleri varmış herhalde. Başkomiser de Tamer'i nezarete tıktı gitti. Yarın Lütfü ile yüzleştirme yapıp çözecekler düğünü. Güzel. Bir de biz halletsek şu işi. Hiç içime sinmiyor gitmen. Biliyorsun değil mi? Bak yine kıskançlık yapacaksan. Ya hayır, ondan değil. Kadının ne olduğu belli değil. Sürekli yanında olacaksın. Bir tarafta ailesi, bir tarafta Cengiz. Üstelik tek başınasın. Hiç de değil.
Ben çok uzun zamandır tek başıma değildim. Yalnızken bile kalabalığım. Sen varsın. Gözlerin var. Nereye gitsem hep beraberiz. Hep. Canım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Aslı, telefonunu versene. Benim şarjım bitti. Alo, Cengiz. Yavrum, konuşabildik nihayet. Kapımda sürekli polis var. Telefona da atamıyorum elimi, dinlerler minnerler. Arkadaştan arıyorum. İyi yapıyorsun kızım. İyisin değil mi? Beni bırak, sen ne yaptın? Firardayım işte. Dolanıp duruyorum etrafında da sokulamıyorum ki. Daraldım ben de. Atlatayım bunları, dakika durmayıp kaçacağım yanına. Kaçacaksın tabii kızım. Benim yanımdan başka yer yok sana bu dünyada. Manyak. Kuyruğunuzdayım sürekli. Boşluk buldun mu dalıp alıyorum seni. Hazırlıklı ol, tamam mı? Tamam, dikkat et kendine. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Haber Adnan. İyiyim komiserim, sağ olun. Sen merkeze geçebilirsin. Hazır ekip bekliyor bizim için. Nöbet bende artık. Peki komiserim, kolay gelsin. Sağ ol, sana da. İyi akşamlar. Yine mi sen? Ne istiyorsun benden? Hiç. Senin bir isteğin var mı? Ne? Artık beraber dolaşacağız da senin için yapabileceğim bir şey var mı yok mu bilmek istedim. Beraber mi dolaşacağız? Evet. Bir süre böyle. Zorlandığınızı biliyoruz Lütfü Bey. Ama bu sefer önceki gibi olmayacak. Sonuna kadar gidip kimsenin daha fazla mağdur olmaması için ne lazımsa yapıyoruz. Anlıyorum Rıza abi. Güveniyorum size. Size saldıran adam bu muydu? Tamer miydi Lütfü Bey? Evet. Soldaki Tamer. Sağdaki de Kamil Aydın. O da oradaydı. Ve tabii ki Bora. Merak etmeyin. Sıra ona da gelecek. Yardımınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu işin peşini bırakmayıp onları yakaladığınız için. Biz sadece görevimizi yaptık Lütfü Bey. Arkadaşlara yazılı ifadenizi de vermeniz gerekiyor Lütfü Bey. Evet, bu kadar beyler. Nezarethaneye dönebilirsiniz. Yardımcı olun beylere. Buyurun. Ben kalıp konuşmak istiyorum size. Ne konuşacağız? Yardımcı olursam siz de bana yardımcı olacaktınız. Öyle demiştiniz. Ondan mı sattın lan hepimizi? Sakin ol. Satarım lan. Ben bitmişim zaten. Sizi sırtımda taşıyacağım da ne olacak? Tamam, kesin sesinizi. Zamanı geldiğinde her şey konuşulur. Götürün bunları. Tabii başkomiser. Rıza baba gel, işimiz var seninle demiş. Bu da uça uça gitmiş tabii. Gözüne girecek ya kayınpederin. Damat lale. Pınarı da almışlar beraber. İstikamet Musiki Cemiyeti. Küt diye böyle duvar gibi. Türk sanat müziği ha. Ağırmış be Ali. Hiç sorma. Damarlarım tıkandı böyle. Ağır ağır müzikler, makamlar, böyle nameler derken of!
Ölüyordum ya. Bunlar daha iyi günlerin oğlum, iyi günlerin. Kıymetini bil, kıymetini. Daha bunun evliliği var, yerleşmesi, çoluğa çocuğa karışması. Hepsinde de Rıza Baba olacak başınızda, düşünsene. Of of, yapma abi ya. Zaten moral falan bırakmadın sabah sabah. Murat arıyor. Alo, ne haber Murat? Kadın ne durumda? Çok suskun, çok sinirli. Beni de sevmedi galiba. Bekçi gibi dikildin tepesine. Kimseyle de irtibatı kalmadı. Daraldı tabii kadın. Tabii tabii. Hem de nasıl? Onun dışında da bir hareket yok zaten. Bekliyoruz. Değil mi Seraycığım? Neyse ya, çok gitme üstüne. Oturun işte. Bir gelişme olursa ara. Merkezde haber bekliyoruz senden. Tamam abi, eyvallah.